Ya bayağı böyle hani çok sevdiğim canım arkadaşımı ağırlayacağım diye böyle havalı havalı giriş yapacaktım. Fakat programdan önce bir konuştuk ki neredeyse 2 yıldır görüşmüyoruz. Ya bu büyük bir ayıp gerçekten. Ve bunu konuşurken içimden diyorum ki yani ben onu dün görmüş gibi hissederken 2 yıldır görmüyorsam kim bilir bir sürü dostumu ne kadar zamandır görmüyorum. Yine zamanın acımasızlığı ve hızlı hali yüzüme tokat gibi çarptıysa ben şimdi nasıl hava atayım size? Çok yakın arkadaşım, sık görüşüyoruz. Yok öyle bir şey, gerçekten hayat ne garip bir şey. Ya bu kadar çok sevdiğin insanı 2 sene görmemek ne demek? Şimdi ben bunları sorgulayıp 35 dakika burada tek başıma konuşayım ister misiniz ki konuşurum biliyorsunuz. Konuşmayacağım. Ama ona olan hayranlığım hiçbir şey değiştirmiyor. Yani 2 sene görmesem de uzaktan arkadaşlığımı yürütmüş olsam da bir süre ben ona hep hayrandım. Hep de hayranım, hep de hayran kalacağım. Bana göre kendi tarzında en iyi kadın ses. Gerçekten yani onu dinlemek benim için rehabilitasyon. O şarkı söylesin ve ben onu dinleyeyim, ben böyle rahatlayayım, gevşeyim falan, öyle bir hal. Yani o hep fonda şarkı söylesin gibi. Yani bunu nasıl ifade edebilirim? Mesela kızım bayılıyor, oğlum böyle aa senin arkadaşın değil mi bu şarkıyı söyleyen falan diyor yani o derece. Ailecek hayranız. Zaten Bülent çok hayran. Onu söylememe gerek yok diye düşünüyorum. İsmini söylediğimde anlayacaksınız. O yüzden çok mutluyum onu görebildiğim için. 2 senelik ayrılığımız bambaşka sohbetler sayesinde son buldu. Birbirimizi güncelledik. Umarım bir 2 sene daha görüşmemezlik etmeyiz. Çok güzel bir program olacak. Kulaklarınızla, kalbinizle hazır olun. Hangi cümlenin peşinden gideceğiz diye soracak olursanız. Hayat hakkında öğrendiğim her şeyi 3 kelimeyle özetleyebilirim demiş Robert Frost. Hayat devam ediyor. Her şeye rağmen hayat devam ediyor ama ona güzellikler katan, hem bedeniyle hem ruhuyla güzellikler katan arkadaşım, bugün konuğum, canım Dilek Türkan. Gel. Hey, gel Allah'ın güzeli. Hoş geldin. Görüşelim diye yaptım. Değil mi? Böyle oldu. Tabii. Baktınız... Teşekkürler NTV. Gerçekten. Yani baktı biz görüşemiyoruz. NTV dedi ki bu programı yapayım. Bir program yapalım da görüşsünler bunlar. Bize. Yazık istiyorlar o kadar. Bak bir şey söyleyeyim mi? Sosyal medyadan da insan yanılgıya düşüyor. Evet. Şimdi ben orada seni takip edip her gün ne yaptığını biliyorum ya sanki görüşüyormuşum gibi oluyor. Gibi, evet. Hiç iyi bir şey değilmiş bu. Bak bir daha yüzüme vurdu bu gerçek. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi kişiye göre değişen bir şey bu. Yani evet. Kim olduğuna bağlı bir şey. Böyle çok uzun zaman görüşmezsin. Görüştüğün anda sanki bir gün önce görüşmüşsün gibi devam eder. Tabii ya ki. Bırak 2 seneyi yani 10 sene 20 sene olan arkadaşlarım var hayatımda. Ve hani böyle bakıyorum bazı insanlar araya zaman girdiğinde tekrar iletişim kurmakta zorlanıyorlar. Ama benim o kadar güzel dostlarım var ki böyle. Belki 20 sene görüşmemişim ama karşılaştığım anda dün görüşmüşüm gibi aynen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. O yüzden zamanın çok bir önemi yok. Evet Zeyda zaten bence. Bana da öyle yani ilk programı çekip koşarak yanına geldim. Çünkü gerçekten dün görmüşüm gibi hemen sarıldım. Sonra sen böyle son güncel hikayeler 3 ay oradan 3 ay oradan ne oluyor ya dedim hani. Neler olmuş bu kadar nasıl olur bu evet, kadar çok şey. İnanamıyorum ama halbuki biliyorum neler yaptığını, bütün yayınladığın eserleri dinliyorum. Ya yanındaymışım gibi ve evet öyle bir sevgi var ki seninle aramda. Hakikaten Allah bir daha öyle 2 yıl görüşmemezlik yaşatmasın bize ama hani görmesem de ben gelir sarılırım. Görmesek de gene kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Onu anladık bugün. Onu anladık. Hoş geldin canım Dilek. Hoş buldum. Nasıl canım. Gidiyor hayat? Güzel gidiyor. Yoğun gidiyor. Koşuşturmacayla gidiyor. Senin bir single'ın yayınlandı. Single mı diyoruz, evet, ne diyoruz? Evet, single diyoruz. Yani ben de artık single yayınlamaya başladım ya. Yani bazen hayretle karşılıyorum bunları. Neden? Çünkü şöyle, single yayınlandı. Enver Mete Aslan'la birlikte yaptık biz. Bir takım kayıtlar yaptık. Teker teker onları şimdi çıkarmaya başlıyoruz. Aslında geçtiğimiz zaman diliminde yapmıştık onları. Hatta pandeminin sonuna doğru başladık ve biraz kendimize moral, böyle birbirimize destek olmak için bir araya gelip İzmit'te stüdyoda kayıtlar yaptık. İşte hep beraber kaldık, yedik, içtik, tekrar gittik, kayıtlar yaptık, geldik falan ve bize çok iyi geldi o. Süper. Şimdi onları yayınlamaya başladık. Evlerinin önü yonca
isimli türküyü seslendirdik. Acıcık söylersin değil mi? Ben senin sesine doyamayan arsız sen bana için. Şimdi sor. Ne yayınladınız de? Ne yayınladınız? Evlerinin önü yonca, yonca kalkmış dam boyunca, dam boyunca. Boy uzun belince, ninne yavrum ninne, esmer yarım ninne, ninne ninne, ninne ninne, ninne ninne. Biz bu programı şöyle mi yapsak? Ben soru sorsam sen şarkıyla mı cevap versin? Bir şey diyeyim mi? Kızım çok dalga geçiyor. Bende böyle şeyler var. Elif mesela konuşuyoruz. Dalga geçme. Yani bununla dalga geçme Elif. Bir de kim? O dalga geçmiyor. Çok gülüyor. Bingül abla. Yok artık. Tabii. Ve artık şaka haline geldi aramızda. Böyle konuşurken bir kelime söylüyor. Ben şak diye şarkıya giriyorum. Sonra aradan zaman geçiyor. Bir kelime daha söylüyor. Ben ona hemen bir şey buluyorum falan. Ya nasıl oluyor bu? Kaç tane şarkı biliyorsun sen kızım diyor ya. Hangi kelime geçse şarkıya dönüştürüyorsun. Gerçekten öylesin. Ya böyle bir program mı yapsak seninle? Yapalım. Sen konuşurken ben. Hadi yapalım valla. Başka türlü görüşemiyoruz. Bir tamam de, ben varım buna. Bir sonrakini öyle tamam, yapalım. Yapalım bunu yapalım. Ben soru sorayım sen şarkıyla cevap ver. Ben şarkıyla cevap vereyim. Kesin verirsin. Kaç şarkı biliyorsun gerçekten? Bilmiyorum. Kaç çok şarkı bildiğimi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok yani hiç. Ama şunu biliyorum yani Derya ile siz boş zamanlarınızda bile böyle arşivlerden şarkılar bulup tabii, onları hastalık işte. Hastalık derecesinde. Evet. Şöyle benim için gerçekten çok eğlenceli bir şey. Hani çocukluğumda bunu duymuştum. Eğer eğlenceli bir iş yaparsan ömrün boyunca çalışmazsın sözü vardır tabii ya. Tabii ki. O bende inanılmaz bir yer etti. Ve gerçekten onu yaşıyorum şu anda. Benim için bu bir eğlence. Şarkı çalışmak, yepyeni şarkılar bulmak, repertuarıma yeni şarkılar katmak bir eğlence. Yani bir şey gördüğüm zaman bir notayı alıyorsun ve okumaya başlıyorsun. Hani bir kitap okumak gibi bir şey. Bugün şunu okuyayım, bugün bunu okuyayım. Hala o oyunu oynuyorum kendi kendime. Ya şu anda bile o kadar uykusuzum ki. Yani böyle gece bitmesin istiyorum, sabaha kadar oturmak istiyorum. Böyle şeyler karıştırıyorum, dinliyorum. Kendi kendime not ediyorum, bir şeyler yazıyorum. Yani çok seviyorum. Sabahı da seviyorum, geceyi de seviyorum. Çok büyük problemim var benim. Ceyda ya yardım et bana. Ben ne yapacağım? Ne zaman uyuyorsun aşkım? Ya o kadar az uyuyorum ki bazen. Mesela bu gece öyleydi. Acayip yükseldim gece. Oturdum. Saat 4-4.30'a kadar oturdum. Ve şarkı mı araştırdın? Şarkı araştırıyorum. İşte yeni sürekli bir proje var kafamda. Sürekli bir şey geliyor aklıma. Ve çok sabırsızım. Bekleyemiyorum yani hani karşıma bir şey çıkar yok bende öyle bir şey. Hemen. Hemen ve hani sabahına böyle oturup yazıp evet yeni bir proje başlıyor şimdi diye uyanıyorum falan ve hemen onu yapmak istiyorum. Yani bu konuda seni anlamadığımı söyleyemeyeceğim ya. Ben de aynı durumda biri olduğum için. Bu galiba ürettiğinden çok haz almak ve hep çok. daha yapmak aşkı bence. Ah. Bir de tabii hayat arkadaşın yani Derya'nın da böyle bir adam olması. Aynen öyle. Benim de böyle bir hayata nasıl sığdıracağım bunları telaşım var, benim endişem de var. Yani, sığmasa ne olur? Ya, tabii ki bir şey olmaz. Yani bir yere kadar sığacak ama öyle atıyor kalbim. Yani her günüm öyle geçiyor. Hani bugün ne yaptım, ne oldu? Ay şunu da yapaydım, bunu da yapaydım. Ya da bir şeye merak salıyorum. Onu araştırmak istiyorum. O arada başka bir şey dikkatimi çekiyor. Onunla da ilgilenmek istiyorum. Ama yani bir yere kadar bunu yapabiliyorsun. Tabii. Bu kadar böyle bir şımarıklık. Hani şımarıklık değil bu ya. Değil. Çok seviyorsun mesleğini. Seviyorum ama bir hayata nasıl sığdıracağım diye yaşanır mı? Ben şimdi bu tek bir hayatım var ve buna bu kadar şeyi nasıl sığdıracağım diye oturup evet, dertleniyorum yani. Evet haklısın. Peki bu kadar ürettiniz. Enver Mete Aslan'la evet, bir sürü şarkı. Niye tek tek çıkarıyorsun arkadaşım? Şöyle
Aslında bu bir sıralamayla gitti. Yani bir kendi içinde bir bütünlüğü yoktu. Böyle dönemsel bir şeyi bulduk. Hadi bunu kaydedelim dedik. Başka bir şeyi bulduk. Bana göre bir şeyin bütünlüğü gerçekten başlangıcıyla alakalı. Hani yaparsın. Bunlar yapılıyor da. Bir şeyi bir araya bir isim altında toplayabilirsin. Olur ama... Benim anlayışım öyle değil. Yani öyle başlamak gerekiyor. Yani eğer o bir proje ise ve gerçekten onun hakkını vereceksek, onun bir hikayesi, onun bir kompozisyonu olması gerekiyor ve hepsinin birbiriyle bağlantısı olması lazım. Ki yaşam bile öyle. Birbirimizi görmediğimiz iplerle bağlıyız aslında biz. Romantik. Kesinlikle öyle. Hani bunu bir kulbuna uydurursun, bir isim yazarsın, çıkartırsın ama benim anlayışım öyle değil. Çok gerçeklik üzerinden böyle yaşıyorum, verdiğim o değer, evet doğrusu bu mu sorgulamaları, o anlamda böyle tek tek olmasın çünkü tek tek çıktı, daha doğru olduğunu düşündük. Bu bir denemeydi aslında Mete ile bizim yaptığımız, o ut sanatçısı, lavtada çalıyor, sadece çaldığı enstrümanlarla o. Onun kaydı ve benim kaydım oldu. Yani başka hiçbir kimse yok. Sadece Ut ve senin sesin. Evet, Ut ve ben. Ay. Ama birkaç kanal o Ut'u çaldı. Çok böyle güzel. Onun düzenlemeleriyle birlikte yola çıktık. Şurayı şöyle yapalım, burayı böyle yapalım derken her biri kendi özelinde şarkılar ortaya çıktı. Peki Dilek, seni tanımlamak için yani Türk halk müziği sanatçısı değil, Türk sanat müziği değil. Ses sanatçısı mı demeliyim? Kimsin sen Dilek? Ne söylüyorsun? Bana sen öğret. Ne yapıyorsun? Ama sen neyi söylesen güzel söylüyorsun, hakkını veriyorsun. Yani tamamen ses sanatçısı demek geliyor benim içimden. Kesinlikle sen kendini öyle. Nasıl tanıtılmasını isterdin? Ben topluma? De aynı fikirdeyim. Ben şarkıcıyım. Hatta evet. Bence çok doğru bir ifade. Şarkı söyleyen şarkıcı. Hani bu biraz böyle kaba bir ifade gibi duyuluyor. Yok, ben mesela şarkıcıyı... Seviyorum yani. Ben de çok seviyorum. Hakkı veriliyormuş gibi geliyor bana. Hatta açıkçası. Ya çok mütevazısınız falan diyorlar böyle bir şey söylediğim zaman. Çünkü bana göre de bir kere sanat dediğimiz noktada biz aslında şu anda taklit sanatını yapıyoruz, icra ediyoruz. Yani aslında sanat, gerçek sanat çok önce bitti. Yüzyıllar önce bittiğine inanıyorum ben. Ve bizim yaptığımız taklit sanatı, keşke duysaydı, görseydik o dönemi. Gerçekten bir zaman tüneli olsa ve ben onun içine girsem çok isterim. Giderdin değil mi oraya? Kesinlikle koşa. Giderdim, uçarak giderdim. Ama mesela bence de sen oradan buraya geldin. Ruhum da öyle. Evet. Yani bazı baktığım zaman kendime öyle fark ettiğim şeyler oluyor, hissettiğim şeyler oluyor. O anlamda hani sanatçı dediğin noktada da çok büyük bir alanı kaplıyor. Hani bu mütevazılık falan değil ya da diyenler ukalalık değil. Benim anlayışım böyle. Bu kadar büyük bir şeyin içinde yani onun ağırlığını yaşamaktansa doğru ifadeyle, doğru sözle yaptığım şeyi eğer ifade edeceksen ben şarkıcıyım. Peki nasıl bir şarkıcıyım? Neler söylüyorum? Geleneksel Türk müziğinden geldim. Yani geldiğim yer orasıydı. Tabii ki orada halk müziğini de öğrendim. Oradan da hocalarım oldu o alanda da. Fakat ben geleneksel ya da halk müziği sanatçısı da değilim. Evet. Şarkıcısı da değilim. Ben dünyanın bambaşka bir yerinde, bambaşka bir müziğin içinde de olabilmek istiyorum. Bu sınırların... İnsanoğlunun kendi yarattığı bir takım böyle altını ısrarla çizmeye çalıştığı ama hiç de ihtiyacı olmayan bir takım tanımlar olduğunu düşünüyorum. Ve bunlar bizim üstümüzde bir yük ve bizi yoran şeyler. Bunlarla uğraşırken hani iş yapmaya, ortaya çıkarmaya zaman daha az kalıyor. O yüzden benim ne sadece bu toprakların müziğim, en iyi bildiğim o sorarsan. Evet. Yani kendi çapımda en iyi bildiğim o. Ama bir fadonun içinde de duyabilirsin beni. Bir fado şarkısı da söylüyorum. Bir Yunanca şarkı da söylüyorum. Yani bunun sınırları yok ki. Yaşarken bile öyle hissediyorum. Sadece bu topraklarda değil. Dünyanın her yerinde yaşamak istiyorum ben. Her yerinde yaşayabilecek
biri olmak istiyorum. Onun için kendimi yetiştirmeye, büyütmeye gayret ettiğim nokta aslında o. Hayır, burası değil. Ben her an her yerde olabilmem lazım, yaşayabilmem lazım ya da yaptığım işi yaşatabilmem lazım. Sadece burada değil. Evet, bir de zaten dünya turnesi de çok sık yapıyorsun. Çeşitli ülkelere gidiyorsun. Yapıyorum. Şimdi bir de Berlin'de de böyle bir yaşam var. Evet. Orada dersler veriyorsun. Hı-hı. Orada da üretmeye başladın, değil mi? Evet, bir evimiz daha orada oluşmaya başladı. Orada da vokal dersleri veriyorum. Evet. Geçen sene bununla ilgili ilk adımı atmıştım ve çok kısa bir süre içerisinde hani bu yıl böyle çok şaşkınlıkla karşılıyorum açıkçası. Çok da böyle hani kendimle bulunduğum yerle ilgili şaşkınlıklar da hoşuma gidiyor bir taraftan. Hani hiç beklemediğim yerden geliyor ve hani beklersin ve olmaz, bu seni olumsuz etkiler. Ben de tam tersi, beklemezsin ve olur gibi bir şey oluşmaya başladı şekil. Orada öğrencilerim var, onlara dersler yapıyorum, konserler veriyorum. Geçen haftalarda Berlin Bergama Müzesi'nde bir konser verdik. Derya da vardı, Sokrates'in Apollos vardı, Yunan sanatçı. Türkiye'den yine Serkan Mesut Halili geldi. Orada bir sergi açılışının konserini yaptık. Tabii bu çok etkileyici bir şeydi. O tünelin içine işte giriyorum ben öyle zamanlarda, az önce söylediğimiz. Evet. O zaman tünelin içinden geçtiğimi çok hissediyorum. Peki biraz da eğlenelim, Derya Türkan diyeceğim. Biraz da eğlenelim. Yani eğlenelimden kastım Derya, senin ismini söyleyince eğlenmekten bahsetmiyorum. Hikayenin en başına döneceğim ve Dilek'in ne kadar deli biri olduğuna aslında gireceğiz burada. Eyvah. Tabii. Yapma. Bunu seyircinin bilmesi lazım. Ne anlatacaksın? Ben anlatmayacağım, sen anlatacaksın. Ha, ben anlatacağım. Tabii ki. Şimdi efendim Derya Türkan, evet, sevgili eşiniz. Evet. Hastasıyız, bayılıyoruz, evet, yani severiz, seviyoruz, çok da özledim. Yani bak şimdi iki sene görüşmemiz şurama oturdu. Derya'cığım Dilek'le hasret giderdim, seni bir an önce görmem gerekiyor. Yani dünyanın en naif ama bir o kadar da sürprizlisi. Evet. Çok komik aslında. Muzur, çok muzur. Evet, aşırı komik. Tabii. Ve çok iyi bir sanatçı. Nasıl oldu da oldu bu iş? Bir başını anlatsana bize. Gerçekten mi? Şu en başını. Şöyle oldu. Ama içine şarkı koyabilirsin. Bir kere bize anlattığın gibi. Şarkı mı koydum içine? Bir tane küçük bir şey de söylemiştim. Hadi ama ya. Hatırlamıyorum tabii. Şey, ben bu hikayeyi Elif ilk bize sordu. Ya işte siz nasıl tanıştınız? Nasıl babam evlenme kızınız teklif yani etti? Kızım, evet, sordu. Anlattığımda hiç orijinal gelmedi. Onu nasıl yani, önünde eğilmedi mi? İşte hani sana yüzük işte ver. Hani hep böyle ezber şeyler üzerinden. Evet, hiç öyle olmadı. Biz Derya'yla, o benimle görüşmek istedi önce, fakat iki yıl böyle bir şey olmadı. Görüşmedin mi? Görüşmedim. Biraz böyle kız evi, o dönem, evet, yani kız evi nazeri olur. O yaptım. Şeydacığım, yaptım. Çok iyi yapmış. Ondan sonra ama dedim ki ya aslında işte iki yıl önce ben sana öyle demiştim ama bir kapıyı aralayabiliriz ya falan diye böyle bir muhabbet sonrasında. Ama müzik sırasında hiç denk gelmiyor musunuz? Gelmiyorduk. Birlikte müzik yapmadınız o iki yıl. Yapmıyorduk. Çünkü tamam, TRT İstanbul Radyosu'nda çok sanatçı var ve hani birbirini hiç görmeden neredeyse iki yıl bile geçirebilirsin yani. Hani düşünsene ama aynı iş yerindeyiz. Beni göstermezsen sevinirim yani. Bu iyi bir şey olmuyor benim için. Ama düşünebiliyor musun? Ben şimdi NTV'deyim ve iki yıl boyunca görüşmüyoruz seninle. Olacak ama şimdi mi? Aynı binanın içinde ben seninle iki yıl görüşmeden durur muyum ya? Öyle bir şey yok. İşte biz onu yaşadık neredeyse. Tamam, ama sen kaçmışsın. Koşullar biraz gereği de birazcık tamam oldu. Yani evet, hani işte radyo emisyonlarının saatlerine bağlı olarak falan. Neyse, sonra biz görüştük ve bir hafta sonra falan Derya bana evlenme teklif etti. Aa, kız sen etmedin mi? Önce bir o etti. Tabii o detayı unutmuş olabilirsin. Aa, önce sen, o etti. Tamam, bu yok bende. Sonra ben de yok Derya'cığım dedim. Yani dur ya, ne oluyor daha bir hafta bir olmuşsun ışığısında falan filan. Sonra aradan birkaç gün geçti ve ben Derya'ya teklif ettim. Derya şaşırdı. Bu arada arabadayız. Böyle bir seyahate gittik. Oradan dönüyoruz. Arabadayız. Ben de söyledim ona, teklif ettim.
Dedi ki şaka yapıyorsun değil mi? Yani ne şakası dedim, bunun şakası mı olur falan. Ne yaptın öyle? Pencereyi açtı, Allah falan filan diye böyle bir tepki. Sonra ya şaka yapıyorsun değil mi dedi. Tabii ki şaka yapıyorum dedim. Ondan sonra ya resmen gerçek zannettim ya dedi. Hay Allah, pencereyi kapattı falan filan geri. Ay Derya dedim, bunun şakası mı olur ya? Tabii ki gerçekten söylüyorum ama bir an önce evlenelim. Ben dedim bu bir karardır. Yani karar verirsin ve yaparsın. Evleneceksek evlenelim hemen. Biz böyle iki ay içerisinde evlendik. TRT'deyiz. Hiç kimsenin haberi olmadı. Biz direkt panoya şeyi koyduk, yapıştırdık. Davetiye yapıştırdık. Herkes böyle nasıl yani falan diye, aynı kurumdayız. Bir sürü ortak arkadaşımız var ve o kadar kısa bir süre içinde evlendik. İyi ki evlendiniz bence. Bence de. Çok isabetli bir karar olmuş. Derya da alanında çok önemli bir üstad. Çok. Kemençeyi konuşturan mı diyeyim? Doğru mu söylüyor oluyorum? Yani kemençeyi konuşturması kesinlikle yeterli, haklısın. Kalmayacak. Ben de aynı fikirdeyim. Ama onun dışında sadece enstrümanına olan kabiliyeti ve aşkı, yaklaşımı değil. Bir taraftan da müziğe karşı ve onun da çok büyük merakı var. Yani o kadar çok konuda çok şey katmıştır ki bana. Bakış açılarımız farklıdır onunla. Mesela o çok bozulur buna. Onun hiç hoşlanmadığı bir şeydir. Benim de çok hoşuma giden bir şeydir. Ben derim ki biz çok farklıyız ve hoşuma giderek derim. O der ki hayır, biz çok aynıyız. O da hoşuna giderek söyler. Böyle bir evlilik bizimkisi. Ama başka bir yerden baktığı noktada bu bence çok büyük bir fayda. Sanatsal olarak da çok büyük, evet, bir fayda. Birbirimizle mücadele ettiğimiz, yeniştiğimiz çok zamanlar oluyor. Bu da güzel bir şey baktığınız zaman. Ama çok iyi bir müzik zevkine sahip çok, ve çok iyi bir müzik arkadaşı. Müzik sohbeti yapabileceğin ve bundan çok keyif alacağın, daldıkça, girdikçe böyle bir sürü bir şeyler çıkaran bir insan. Nereden bu kadar bunları aklında tutabiliyor? Hiçbir fikrim yok. O anlamda sohbetlerimiz hani icranın dışında daha büyük keyif veriyor. Bu arada çok da o çalmaz. Yani böyle hani hadi birlikte bir şey yapalım falan dediğiniz zaman biraz yüzü bile düşer. Bizim yanımızda hiç düşmedi ya. O 20 yıl sonrasının etkisi artık diyebiliriz. Gerçekten. Tabii çok hoşlanmazdı. Aha. Ama artık böyle ben gördü ki ben çok seviyorum. Çünkü gerçekten hani şurada böyle bir şey konuşalım. Ben hemen şarkı söylemeye başlayabilirim. Evet, sen çok bayılıyorsun. Seviyorum. Çok seviyorum. Ama zaten senin bayılmana da biz bayılıyoruz yani. Ben hatırlıyorum eskiden sık görüştüğümüz zamanlarda yüzüm kızararak konuşuyorum bunları ama pandemide ne yapmış bize be arkadaş. Böyle hani Dilek'le Derya gelecek, bizim için evde o kadar büyük bir heyecan ki, çünkü ev notayla dolup taşacak ve müthiş bir ses dolacak her tarafımıza. Yani sizin geliyor olmanız böyle bizim için bayram havası. Bence her evde böyle yani, siz gidiyorsanız oraya orası bayram çünkü... Hemen yani sen müzikle girip ya be oh be yani en güzel ruha iyi gelen o şey. O benden kaynaklanan bir şey. Evet. İşte bak ben YouTube kanalı açtım ve orada dostlarımı, arkadaşlarımı ağırlıyorum. Böyle ikili diyorlar yapıyorum sürekli. Ay ne güzel. İlk böyle bir yılı açtı kanalı açalı. Çok da keyif alıyorum. Evimde misafir ediyorum onları. O arada Derya aşağıda yemek hazırlıyor bize. Hani Derya'nın buradaki pozisyonu bayağı böyle yani aşçı pozisyonunda. Biz çalışıyoruz, kayıt yapıyoruz. Sonra aşağıya iniyoruz. Derya yemek yapıyor. Biz onları götürüyoruz falan muhabbet ediyoruz. Katıldı mı? Evdeki, bu bizim evimiz. Evet. Pardon yani ikimizin evi. Evet. Daha programda yok Derya. Nasıl yani? Yani bizim evdeki akustik ev. Programında daha Derya ile çekmedik biz. Neden? Çünkü hani öyle bir havası yoktur. Hani yapar, ben istediğim zaman ya yapar ama onun şeyi tamamen konser ve hani oradaki konsantrasyon. Bana göre de ben konserin dışında bunlarla yaşıyorum. Bunlardan çok zevk alıyorum. Tabii ki konser de çok keyifli ama... O konseri seyirci için yapıyoruz biz. Evet. Peki kendimiz için ne yapıyoruz?
Bir de belli bir yaşa geldikten sonra, gerçi böyle çok yaşlıyız gibi bir ifade oldu. 70 göstermiyoruz hiç. Yok, hiç göstermiyorsun. Yani. Çok iyi ama estetiği. Evet, yani estetiğim çok iyi. Biraz çok mimiklerimde iyi. Şey oluşmaya başladı ama. Güzel 35'e düşünmüşler. Yarı yıl yani inmişsin. Yani benim için... Tazecik, çıtır çıtır bir kadınsın ya. Benim için ya, daha en, çok erken. En güzeli kendime yaptığım şeyler son yıllarda. Çünkü böyle... Yaşamın içinde bir de çocuğun olduktan sonra kendini biraz unutuyorsun ya. Evet. Bir hatırlatma. Ve ben bu hatırlatmayı yaptığım müzik icralarıyla kendime fark ettirdim. Ve gerçekten fark ettim. Bu çok güzel bir şey. Bunu yapmalısın. Çok büyük bir aşkla yapıyorsun ya. Çok çok takdir ediyorum yani. Sana bir soru önden soracağım bunu. Şimdi deftere iki satır yazarken düşün diye, aniden sormayayım diye. Bir şarkı olsaydın ne olurdun, onu dinlemek istiyorum senden. Onu düşünürken de sana ayırdığım bu sayfaya lütfen iki satır yazar mısın? Sona mı geldik? Evet. Şaka yapıyorsun. Evet. Ama lütfen biraz uzatın ya. Evet. İki yıldır görüşmemişiz yani. Biz devam edeceğiz. Ben senin peşini bırakmayı düşünmüyorum. Yani, seni ne kadar özlediğimi bugün tekrar anladım. Şikayet ediyorum NTV'ye. Lütfen ya şu programları uzatın da insanlar şöyle sohbetlerini uzun uzun yapsınlar yahu. Çabuk bitiyor. Yani herkes aynı şeyi söylüyor. Seyircilerimiz de tadı damağımızda kalıyor diyorlar ama... Bazen de diyorum ki tadının damağımızda kalması da çok kıymetli. Kesinlikle öyle. Yani böyle çok lezzetli bir şey yersin ve damağında kalır ve sonra da onun peşinden gidersin ya. Bu sayede belki seni de sosyal medyada daha sık takip edip, kanalına girip oradaki şarkılarını dinleyip, bu programı da daha beklerim. Çok izleyip. Çünkü biliyorum şifadır bu sohbetler hepimize diye çok, düşünüyorum. Çok. Müziğin şifası kadar sohbetin şifası da çok kıymetli ve biz galiba şanslı insanlardınız bu anlamda. Evet, şükür. Böyle iki dost sohbetini asla kaçırmadan bir hayat, benim yaşamak istediğim hayat. Evet. Tabii ki insan kendi halinde, kendi kendine kalmak istediği zamanlar oluyor ama bunu kaçırmak çok büyük bir kayıp bence. O zaman biraz önce sorduğum sorunun cevabını sosyal medyaya saklayalım. Bir şarkı olsaydın hangisi olurdun? Böylelikle şarkıyla cevap vermiş olursun. İyi ki geldin. Çok güzel projelerin, haberlerinle geldin. Çok teşekkür mutluyum. Ederim. Çok İlk güzel bir ömür diliyorum. Sana da Derya'ya da ayağınıza taş değmesin. Hepimizin. Çünkü bize o kadar kıymetli kadim bilgiler veriyorsunuz ki şarkıyla, şarkıcılıkla, sanatla bence... bu çok kıymetli. O yüzden uzun ve böyle hani geçmişten günümüze taşıdığım bu bilgilerle dolu bir ömür diliyorum sana. Bir çok daha da iki yıl ayrı kalmayalım. Seni çok seviyorum. İyi ben ki geldin. Ben seni çok seviyorum. İyi ki çağırdın. Evet, insanın gözünde, sözünde, yüzünde, sesinde ruhu, kalbi, niyeti ve hayat aşkı. Tam da öyle bir ismi ağırladım. Gerçekten içim acıdı iki yıldır görüşmüyor olmaktan ama... Bir yandan da o kadar çok seviyorum ve aslında neler yaptığını biliyorum ki bu iki yılda. Galiba oradan bir züğürt tesellisi. Kalbim kalbine karşı, kalbim kalbinin yanında onu izlerken, dinlerken haz aldığım canım arkadaşımı ağırladığım için çok mutluyum. Kadim bilgiler kıymetli bir kitaptan, bir filmden, bir sanat eserinden ya da bir melodinin içinden. İşte sizin için karı koca el ele verdiler, yıllardır bunu yapıyorlar. Geçmişten günümüze bu kıymetli eserleri bizlere ulaştırmaya çalışıyorlar. O kadar kıymetliler ki. Çok güzel bir program oldu diye düşünüyorum ve bana iyi gelen yine sana da iyi geldi. Bu akşam teknolojiden, telefondan, tabletten, televizyondan uzak bir aile sofrasında güzel bir Dilek Türkan dinlemeye ne dersiniz? Bence şahane olur derim. Bir başka bambaşka sohbetlerde yine bir arada olacağız. Hoşçakalın. Canım Dilek ne güzel aydınlattı stüdyomu. Dinlemeye doyamadığım sesi, mesleğine duyduğu aşk ve konuşurken parlayan ışıl ışıl gözleri aklımda hala. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Bir tanem seni görmek bana çok iyi geliyor. Haydi sıklaştıralım. Bana bir iyilik yap. Olur mu?